İlmel yakin, bilginin kesinliği ama bu bilginin tecrübe edilir hale gelmemiş hali. Aynel yakin, tecrübeye karışmış hali. Ama hakkal yakin, tecrübenin ötesine geçip varlığımızla özdeşleştiğimiz hal. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan Bir Düşünelim başlıyor. İslam gelenekleri içerisinde e, mutasavvıfların sıklıkla dile getirdiği bir cümle e, vardır. İlmel yakîn, aynel yakîn, hakkel yakîn. Mutasavvıflara nispet ediyoruz lakin bu cümle belli bir süre sonra aslında İslam e, alimlerinin bütününe mal olan ve her geleneğin bir şekilde kendince anlam yüklediği bir cümle. Aslında literal olarak bakıldığında yani terkibin bu ifadelerin anlamı nedir diye düşünüldüğünde Yalın bir e, mana çıkıyor karşımıza. E, bunu genellikle e, ateş örneğiyle açıklarlar. Bir insan ateşin yaktığını bilir. Bu ilmel yakin seviyesinde bir bilgidir. Ateşin yaktığını görür. Bu aynel yakin seviyesinde bir bilgidir. Aynı yakin görmek demek aslında. Yani görerek bir şeyin kesinlikle öyle olduğuna kanaat getirmek. Diğeri sanki tecrübeden bağımsız. Yani herhangi bir görme ya da deneme anlamında tecrübeden bağımsız saf bir bilgi olarak aslında bir haber olarak bilmek demek ilmel yakin. Yani bir şey biliyorsunuz ama görmediniz. Bu aynel yakin olmuyor. Nihayet bir kimse elini ateşe sokar da yanarsa bu hakkal yakin seviyesidir bilgidir denir. Yani bu ifadenin çok kabaca literal anlamı bu. Ama Tersinden aldığımız zaman cümle daha rahat anlaşılıyor. Yani hakkal yakinden geriye doğru geldiğimiz zaman. Hakkal yakin aslında bir şey olmak demek. Aslında biraz önceki ateş örneğini biraz derinden anladığımızda bunu fark ediyoruz. Yanmak aslında bir şeyin yanması, ateşin o şeyi kendine çevirmesi demek. Yani bir şey eğer yanıyorsa, yani kağıdı tutuşturup yakıyorsanız ateşin özelliği kendi mahiyetini yaktığı şeyde tahakkuk ettirmesidir ısıyı oraya geçirmesi değil sadece. O mahiyeti orada takip Onu da yakması yani. Aslında hakka yakın bir şey olmak demek. Bir şey olmak. Şimdi olmak için aslında o yola gitmek için iki temel aşama var. Birincisi o şeye ilişkin bizim bir görüye, bir müşahedeye sahip olmamız. Aslında bu fiilen parçası olmadığımız bir e, tecrübeye tanıklık etmek demek. Bir tecrübeye tanıklık etmek. Mesela diyelim ki ashab-ı kiramın Hz. Peygamber'e vahiy geldiğini görmesi gibi. Bu aynel yakin bir idrak. Yani vahiye şahitlik ediyorlar. Vahiy almıyorlar ama vahiye şahitlik ediyorlar. Artık onunla ilgili bu mertebelerin her üçünde de bir şart var yalnız. Yakin olacak. Yakin demek yani artık ona ilişkin bizim ister saf bilgi, ister müşahede, ister olma halinde bulunalım aksi alınamaz bir idrakimizin bulunması demek. Yani bütün dünya bir araya gelse bizi o şey hakkında kuşkuya düşürememeli. Bütün insanlar inkar etseler biz o şeyi aynel yakin, ilmel yakin ya da hakkal yakin seviyesinde bilsek ondan kuşkuya düşmeyiz. Buradaki yakin bu manaya geliyor. Herhangi bir şekilde teşkike kuşkulandırılmaya, kişinin kalbinin karıştırılmasına, gönlünün bulandırılmasına elverişli olmayan bir idrak demek. Şimdi olma halinde Kişi zaten bulandırılmaya kapalı hale geliyor. Yani herhangi bir kuşkunun uzanmasına, herhangi bir e, parazitin tabiri caizse girmesine tamamen kapalı hale geliyor. Rivayet edilir ki Fahrettin Razi e, yaptığı seyahatlerden birisinde Necmettin Kübra'nın şeyhiyle görüşmek istiyor. Yani aslında Fahrettin Razi e, bu... Onun Mavera Önleri Seyahatleri diye bir kitabı var. Gittiği yerlerde alimlerle görüşüyor. Büyük bir zengin bir konakta ya da önemli bir devlet insanı onu bir konakta ağırlıyor. Falan öyle meşhur bir alim yani. Eğer birisi yanına gelmezse gittiği yerde kendisi onun yanına gidiyor Farrazi. Yani akşam kurdukları meclise tartışma meclisine birisi katılmazsa kendisi gidiyor. Yani hani bir şeyi de yok yani hani böyle özel niye gelmedi falan gibi bir kibir de yapmıyor. Necmettin Kübra'nın şeyhini yanına gitmiş. Demiş ki efendim sizinle bazı meseleleri konuşmak istiyorum. Yanıma da gelmeye fırsat bulamadınız herhalde. Ben yanınıza geldim sormak isterim demiş. Buyurun demiş. Farrazi bunu söylediğinde artık tanınmış şöhretli bir alim. Demiş ki alem ezeli midir, hadis midir? Bunu sizinle konuşmak, müzakere etmek istiyorum. Karşı taraftaki şey efendi de müşahadesiyle yani razi tabiri caizse istidlal yöntemiyle sivrilmiş onun en önemli temsilcisi. Karşıdaki de müşahede ya da riyazet mücahede yöntemiyle tanınmış e, Bizzat bir O zaman ama Razi daha genç, şey Şeyh Efendi yaşlı. Şeyh Efendi demiş ki evladım bana öyle bir soru sordun ki demiş. Gönlüm bu aleme hiç düşmedi ki bu hadis mi ezeli mi sana söyleyeyim. Bu e, bu tür bir idrak dışarıdan etkiye kapalı, bir olma halini ifade ediyor. Yani şey Efendi'nin zihni Allah'ı bilmeye ve ona kulluğa kilitlenmiş ve teslimiyetin kendisi haline gelmiş tabiri caizse. Şimdi dini kavramlar bu türlü ihsan makamı denilebilir buna. Bu türlü durumlarda neredeyse kişiye mastar halinde yükleniyor. Mesela biz bir kişiye teslimiyet sahibi diyoruz teslimiyetin kendisi demiyoruz onun haline. Biz bir kimseye haşyet sahibi diyoruz. Haşyetin kendisi demiyoruz. Ya yani bu hakkal yakin adeta kişinin haşyetle, teslimiyetle o idrak hali her neyse onunla özdeşleştiği durum. Dışarıdan etkiye gerçekten kapalı. Aynel yakin aslında hakkal yakine ulaşmadan bir önceki mertebe kabul edilir bu anlamda. Aynel yakin insanın her neyse konu onun tecrübesi içerisinde bulunup onu müşahede etmesi demek. Ama aynel yakinde daima benlik ve o ilişkisi vardır. Yani aynel yakin özne ile nesne arasında bir ayrım gözetir ve kişinin tecrübesine konu olan şeyin onun dışında olduğunu söyler. Onun dışında olduğunu. O ulaşılması gereken bir şeydir. Olunması gereken bir şeydir. İdrake konu olan bir şeydir. Bu nedenle i̇bn Sina işaretin bazı alimlerin tasavvuf kısmı diye adlandırdı, Razi gibi bazı büyük şarihler tasavvuf kısmı diye adlandırdı, Bakamatül Arifin diye bir bölümü vardır işaret ve Tenbiyatın. Bu bir felsefesleri de Sonra da böyle bir bölüm var. Orada diyor ki i̇bn Sina, buldum diyen hala ikiliktedir. Bir kimse ki, o kademeleri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bir kimse ki buldum diyor hala ikiliktedir. Burası tabi bu Hakkal Yakın'ın bu ifade ettiği mertebe İbn-i Sina'nın ifadesiyle her geçene yol olan bir mertebe ve idrak hali değil. Hakkın katı her geçene yol değildir. Nadirlerin enderi ulaşır diyor i̇blis Yani bu böylesine güç ulaşılması zor ve öncesinde bir takım bastabakların kat edilmesini e, iktiza eden, gerektiren bir seviye. Olma hali. Ama olma haline ulaşım sürecinde insanın yaşadığı tecrübelerin bütününe onlara aslında müşahede deniyor. Bunlar aynel yakin. Onlar aynı yakin. Yani insan bir olma halini elde etmek için onun tezahürlerini gözlüyor sürekli. Onun tezahürleriyle karşılaşıyor. Daha insani olan bir durumdan örnek verelim. Yani mesela diyelim ki kişi bir şeyi seviyor. Sevgi bazen kişinin gönlünü öyle kuşatıyor ki ondan başka hiçbir şey düşünemez. Adeta o olmaklıkla özdeşleşir hale geliyor. Onun öncesinde tecrübe ettiği sevgi halleri. İlla başkasında görmesi gerekmiyor bunu. insan böyle zannediyor. İnsan kendi tecrübeleri de hakkal yakın bilebiliyor. Bazı tecrübeleri, bazı anları var ki o anlarla kendisini başkalaştırıyor. Onları dışarıdan bir göz olarak seyrediyor. Başkalarında da kendisinde de. Çünkü tecrübesi o şeyin ta kendisi olma, onunla özdeşleşme seviyesine ulaşamıyor. Fakat bu yine de onun var olduğuna dair, o tecrübenin gerçekliğine dair bir kesinlik barındırdığı için buna aynı yakın diyoruz aynı yakin. bu bir yaşama hali aslında bu bir yaşama hali bu dışarıdan bir gözleme hali değil gözlemeyi de içeren bir yaşama hali ama yaşama hali pekişip de kişinin kendisiyle özdeşleşmemiş yani şunun gibi yemeği ağzımıza alıyoruz yiyeceği çiğniyoruz hala yiyecekle benim aramda bir başkalık var mideme gidiyor hazmediliyor hala benimle onun arasında bir başkalık var ne zamanki kanım oluyor ne zamanki etim oluyor, ne zamanki kemiğim oluyor, ben diye gösterdiğim şeyin parçası o hale geliyor. Böylesine bir özdeşleşme. Yani bu fiilen tecrübelerimizde de aynı yakın seviyesinde bulunabiliriz. Buna dikkat etmek lazım. Yani yaşadığımız her şey hakka yakın olmuyor aslında. Başkalarında gördüklerimiz de. Şimdi bunun öncesinde bir şeyin aynel yakın yaşanabilmesi için ona dair idrakimizin olması lazım. İnsan bilmediğini arzu duymadığı gibi arzu duymadığı hiçbir şeye yönelemiyor. Yani kasıt, insan zihni daima dikkat edersek bir yöneliş halinde. Yani bir şeyle ilgili, ilgisiz zihin yok demektir. İlgisiz zihin, zihin olmaklık vasfını kaybetmiştir. İlgisiz kalp olmaz. Kalp bir şeyle daima ilgili, gönül bir şeyle daima ilgili, zihin, akıl bir şeyle daima ilgili. İlgili olduğu şey aslında onun kastını oluşturuyor. Bu ilgili olduğumuz şeylerden bazen birisi çok bariz hale geliyor, öne çıkıyor. Diğerlerini gölgeliyor ve o bizim ana maksadımız hale ne geliyor? Bazen yolda değiştiriyoruz bunları. Birisi yani A oluyor da A'nın yerine B'yi alıyoruz. B'nin yerine C'yi alıyoruz. Yani kastettiğimiz ana hedefler değişiyor. Bu nedenle ana maksat her neyse onun yerine zaman zaman başka maksatlarımız alıyor. Bu türlü durumlarda dine niyet tasihi gerektiği söylenir. Niyeti tasih etmek yani. O külli niyeti bozmamak, ana niyeti bozmamak. Ya da ana niyette bozukluk varsa onu tasih edip doğru olan yönlendirmek. Zihin böyle sürekli bir yöneliş halinde olduğu için eğer bu yönelişi sağlayan zandan öteye geçerse yani bir araştırma neticesinde insanın kesin kanaat getirdiği gibi bir bilgi elde edilirse bu bizim günlük gündelik hayattaki tecrübelerimiz de olabilir. Bunun dışında böyle daha ilmi e, ...idraklerimiz olabilir... ...belli bir disiplinde kazandığımız idrakler olabilir... ...bir e, din anlatısında... ...dinin yani şeriatın... ...ya da nasların içerdiği bir hususa ilişkin... ...idrakimiz olabilir... ...zandan öteye geçer de... ...kesin olarak kanaat getirirsek... ...buna ilmel yakin diyoruz... ...bu normalde alimlik mertebesidir... ...yani bir işe dair... ...aksi anlamaz bir idrake sahip olmak... ...gündelik idrakin ötesine geçiyorsa... ...o işe ilişkin uzman seviyesinde... ...alim seviyesinde bir bilgiye gerektirir... Bunun dışında ilmel yakin olan bütün bilgilerimiz gündelik tecrübelerdendir. Hayatta yaşadığımız, bildiğimiz, gördüğümüz yani içinde bulunduğumuz tecrübelerimize dairdir. İlmel yakin bu anlamda bilginin kesinliği ama bu bilginin tecrübe edilir hale gelmemiş hali. Aynel yakin tecrübeye karışmış hali ama hakkal yakin tecrübenin ötesine geçip varlığımızla özdeşleştiğimiz hal. Birbirinin ardı sıra gelen şeyler. Yalnız bir şey unutmayalım. Biz bu meseleleri konuşurken insanı yekpare bir şey olarak düşünüp ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin diye düşünüyoruz. Hayat öyle değil. Bir meselede ilmel yakin, başka bir meselede hakkel yakin, başka bir meselede serapazdan içinde olabiliriz. Yani e, mutlaka şey olması gerekmiyor. Bunların bütüncül olması gerekmiyor. Bütüncüllük nadir zihinlerde ortaya çıkan bir şey. Yani insan daima bir şeye ilişkin idrakini o bütünün bir parçası olarak kurgulamaya, yani ona bağlamaya elverişli bir zihin haline ve yaratılışa sahip insan özelliği bu. Ama o küllilik seviyesini idrak etmek çok zor ve nadir ortaya çıkıyor. Hepsinde böyle kademe kademe ilerlemek. İbrahim Aleyhisselam'ın Bakara suresinde geçen bir sorusu var. Rabbi erini keyfe tuhil Ya Rabbi ölüleri nasıl dirittiğini bana gösterir misin diye. Cenab-ı Hak'tan gelen cevap ilginç. Kale evvelem tu'min inanmadın mı diyor. Gale bela velakin liyetma inne kalbi. Ama kalbimin mutmain olmasını istiyorum. Buna benzer bir hadise daha var. Yine Bakara suresine geçiyor. "Evkelledi kellezî merre alâ gariyetin ifadesiyle başlayan bir ayet-i kelime. Yani bir peygamber bunun Üzeyr aleyhisselam olduğu söylenir. Yıkık bir beldeye varıyor. Harap olmuş. Acaba Allah burayı nasıl diriltecek diyor. Bunun üzerine diyor ayet-i kerimede. Allah onu öldürdü. 100 yıl, Sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın dedi. Bir gün veya yarım gün falan. bir O kadar yattım uyudum diye düşünüyor. Öyle cevap veriyor. Yok diyor. 100 yıldır sen buradasın. Bak yiyeceklerin daha bozulmadı. Yine orası çok sinematografik. Merkebinin diriltildiğini gösteriyor ona. Hatta ayeti kerimin ifadesi şöyle. Keyfe nunşizuha sümme neksuha kemikler bir araya getiriliyor. Son derece notografik bir anlatım var. Sonra et giydiriliyor ve merkebi kendisine görünür. Yani merkebi orada meydana oluşuyor tekrar yaratılıyor. O ayetin sonunda da diyor ki o peygamber evet bildim Allah her şeye kadirdir. Alim tu en Allah ala kulli şeyin kadir. Yani ya Rabbi tamam bildim sen her şeye kadirsin diyor. Bunun nasıl anlaşılacağı meselesi çünkü bir peygamber Allah'tan haber alıyor. Ondan sonra ahirete ilişkin tebliğde bulunuyor ama acaba ölü nasıl diriltecek diye içinde hala bir merak oluşuyor. Yani bu ilk bakışta zahiren şöyle bir şey oluyor. Yani evet onda bir ilmel yakın bilgi oluşmuş. Yani Allah'tan gelen haberden dolayı kesin bir kanaat oluşmuş. Bu manada iman var. İman burada hem teslimiyet hem de marifet demek. İmanı bazı alimler erken dönemde marifet olarak da açıkladılar. Yani iman hem insanın bir şeyden emin olması, yani ona teslim olması, hem de o şeye ilişkin kesin bir idrake sahip olması demek. İkisi de var. E var hala neyi talep ediyorsun? Seyit Şerif Cürcan'ı diyor ki, bu ayeti kerime şerül mevakıfta bir yerde alıntılar açıklar. Çok hoşuma gider benim. Bu bilgiye müşahede ekleme talebidir diyor. Yani bir ilmel yakin oluşmuş bizim konuştuğumuz bağlamda. Sonra bunu aynı el yakin haline diriltilmedi ki kendisinde hakka yakin olsun. Öyle değil. Yani müşahede eklenerek artık onun için ahiret aynel yakin seviyesinde idrak edilip bilinen ve aksi anlamaz bir hakikate dönüşüyor. Yani görülen, müşahede edilen bir şeye dönüşüyor. Nebilerin de e, bilgileri kademeli olarak ilerler. Çünkü Allah da nebileri imtihan eder ve onlara bir takım bilgileri bir seviyede sonra başka bir seviyede bildirir. Peygamberlerin hayatlarından bizatihi Hz. Peygamber aleyhisselamın nübüvvetini tebliğ ettiği süreçten anladığımıza göre. Orada da kademeli bir şekilde idrak ilerler, genişler, derinleşir ve sürekli kemale doğru gider kendi seviyelerinde bizim gibi insanlar seviyesinde değil belki ama kendi seviyelerinde kemale doğru giden bir idrakleri vardır. Bundan dolayı bizler herhangi bir bilgi seviyesini kendimiz için nihai addedip put haline getirme hakkına sahip değiliz. İnsanın kendi idrakini kendisine perde yapması böyle oluyor. Kendisini engel haline getirmesi böyle oluyor. Yani bir yerde dondurduğumuzda artık o bizim için bir puta dönüşüyor. Bizim için ötesine geçemediğimiz bir engele dönüşüyor. Çünkü bilgi çeşitli bu söylediğimiz kademeleriyle daima derinleştirilmesi, ileri götürülmesi gereken veya buna elverişli olan bir şey. Yani belki her zaman gerekliliğini idrak edemeyiz ama buna elverişli olduğunu daima fark edip ona göre muamele etmek gerekiyor. Hakkal yakin böyle bir idrak seviyesi olma hali. Aslında bilginin bir Sokratik şeyi vardır tarifi. Erdem'in daha doğrusu. Sokrat der ki Erdem bilgi demektir. İlk bakışta aslında yadırkatıcı geliyor. Yani insan yadırgıyor bunu. Yani insan çünkü bildiğimiz bir sürü şeye aykırı davranıyoruz. Ya yani bazı şeyler var ki ya biz biliyoruz bir sürü aykırı davranıyoruz. Yani burada Erdem bir şeyin iyi olduğunu bilmek niçin iyi onu yapmak anlamına gelsin? Niçin bilgiyle o davranış özdeşleşsin? Ben burada zihin olarak bu Sokratik şeye, erdem anlayışına daha yatkınım yani. Zihin olarak daha öyleyim. Sebebi de şu, bilgiyi biz çok anlamlı kullanıyoruz. Ya yani Bir şey bilmek dediğimizde çok kademeli, çok mertebeli kullanıyoruz. Bir müteahhit, diyelim ki bir binayı yapan kimse, beş katlı binada çalıyor. Çalabiliyor yani. Mesela herhangi birisi 20 katlık bina yaparken bunu temelsiz yapabiliyor mu? Yapamıyor. Bunu iki katlı bir evin temeliyle yapabiliyor mu? Yapamıyor. Çünkü bu olmadığı zaman o binanın ayakta duramayacağına dair kesin bir kanaati var. Kesin bir kanaati var. Diğeri kesinlikle kendisi arasında. Yani ne zaman insan yanlış yapıyorsa yanlış yaptığı durumda o kesin olma haliyle zihni arasında daima belli belirsiz bir mesafe bulunuyor. Yani malzemeden çalarak bunu yükseltip işini yürütebileceğine dair bir kanaati oluşuyor insanın. İnsan diyelim ki kendisine haksızlık ederek şu hatayı yaptığında normal hayatına devam edebileceğine dair bir kanaati oluşuyor, bir zanlı oluşuyor. Orada bir mesafe var. Ama nerede ki yaptığımız hata kesinlikle telafi edilemez, geri döndürülemez ve biz ondan mutlaka uzak durmalıyız. Bunu idrak ediyoruz. Orada gerçekten o davranışın erdemi de bizde tahakkuk ediyor. Aslında Hakkal yakini en yakın durumlardan bir tanesi bu türlü bilgilerimiz. Yani gündelik tecrübelerimizde de bizim hakkal yakini çok andıran, çok yakın olan bilgilerimiz var. Bazıları aynel yakin. Bakıyoruz ki mesela bu son dönemde depremi yaşadık ya. E bakıyoruz ki yani ya şunu şunu yaparsan yıkılır. Bu aynel yakin bilgi. Ama birisi onun altında kalıyor artık yani. Yani onu yapan o binanın altında kalıyor. Yani artık o iş onun için sürdürülemez hale geliyor. Bu türlü tecrübe, tecrübelerimiz bir kısmı hakkal yakın, bir kısmı aynel yakın, bir kısmı ilmel yakın. Belki çoğunlukla zan. Yani zanla hayatımızı idame ettiriyor. Zanla idame ettirmek bir ayıp değil. Yani biz ölümlüler ancak zanla bir şeye yürülebiliyoruz. Ölümlü olmanın kaçınılmaz şeyi bu. Ortaya çıkardığı durum bu. Yani ilahi varlıklar değiliz ilahileşmeye, teellühe arzu duyan, yönelen, bunu belli belirsiz tahayyül edebilen, bunu hayatımızda proje haline getirebilen varlıklarız. Ama kendimizde peşinen öyle değiliz. Bu sebeple de zanla hayatımızı idare ediyoruz. Fakat en azından bunu bilelim ki hayatımızın herhangi bir seviyesinde buna dair tutuşmuş bir aşkımız olsun. Kur'an-ı Kerim'de e, ee, Fettekullaha ve yuallimukumullah ifadesi geçer. Yani Allah'tan korkun ki Allah size öğretsin. Aslına bakılırsa bu takva kısmıyla öğretme kısmı arasında bir sebep sonuç ilişkisi yok. Biz bunu genelde şöyle düşünürüz yani. Allah'tan korkalım ki Allah bize öğretsin. Yani orada Türkçedeki ki Arapçadaki sebep bildiren edatlar gibi yani önceki sonrakinin sebebi olacak şekilde kurgularız. Bu Sebep sonuç ilişkisi şeklinde değil de gerçekte de bir lütuf olarak ortaya çıkar. Birinci aşamada. Yani Allah'ın öğretmesi takvamızın zorunlu bir neticesi değil de takvamızın Allah indinde değer kazanıp Hakk'ın bize ikinci bir lütuf vermesi şeklinde ortaya çıkar. Çünkü dinen takva da lütuftur. Yani kişinin müttaki olması da Allah'a takva ile kulluk etmesi de bir lütuf olarak ortaya çıkar. İkinci bir lütuf buna eşlik eden lütuftur. Hakkın ondan ayrı bir iradesiyle ortaya çıkan eşlik eden bir lütuftur. Birinci şey bu. İkincisi takva ile öğretilen şey arasında içerik bakımından bir zorunluluk ilişkisi yok. Sadece sebep sonuç ilişkisi değil. İçerik bakımından. Hak'tan korktuk. Hak bize korktuğumuz davranış kabilinden mi öğretir? Başka bir şekilde mi öğretir? Böyle bir zorunlu ilişki de yok. Yani hak neyi dilerse öğretir. Yani ben takvalı namaz kılıyorum, namaz kabilinden şeyler mi öğreneceğim diyelim ki? Yani takvalı infak ediyorum, infak kabilinden şeyler mi öğretecek bana hak? Olabilir ama böyle bir zorunluluk yok. Yani sadece varlık bakımından bir sebep sonuç ilişkisi değil, muhteva bakımından da bir sebep sonuç ilişkisi yok. Birisi diğerini doğuruyor değil. Peki ne var burada? Allah kulun takvasına hürmeten, kulun takvasına kıymet verdiği için kendisiyle kul arasındaki ilişki, kulla başkaları arasındaki ilişki hususunda uyarıp bilgilendirebilir. Fakat bu bir kurala bağlanır mı? Yani biz bunu bir kurala bağlayabilir miyiz? Aslında tasavvuf tarihinde sülük bunun esaslarını ortaya çıkarma çabasıdır. Sülük dediğimiz şey yani bunu biz esasa bağlayalım. Yani takva ile kulda ortaya çıkan marifet arasında bir ilişkiyi tesis edelim ve takvamızın cinsinden veya değil kulda Allah'a kendisine ve Allah alem ilişkisine dair bir marifet oluşsun. Bunu ortaya çıkarma çabası. Yine şer'i bilimler tarihinde din adına öğrenilen ve öğrenilenler ve yaşananlar ile kişide ortaya çıkan haller, ahval, kulluk durumları ve bu durumlara ilişkin marifet arasında kurulan ilişki de bu. Bunların esasını belirlemeye çalışmak aslında. Ama burada ve yuallimukumullah kısmında yani Allah size öğretsin kısmında ifade edilen ilim evvel emirde kişinin kendisine dair. Allah'a dair, Allah'la kendisi arasındaki ilişkiye dair bir bilgi. Evvel emirde. İkinci seviyede ise kişinin başta başka insanlar olmak üzere başka nesnelerle ilişkisine dair bir bilgi. Ama anladığımız kadarıyla burada bilginin asıl noktası, öğretilen asıl şey kulluk cinsinden olan şeyler. Burada diyelim ki kimya ile ilgili bir bilgi çıkabilir mi? Fizikle ilgili bir bilgi çıkabilir mi? Bunu iddia edenler olmuş. Buna dair örnekler de olmuş. Yani kulluğun neticesinde böyle tek tük örnekler de olmuş. Bir konuya dair, bir cesteye dair örnekler de olmuş. Ama bunlar keramet kabilinden sayılmış. Asıl öğretilecek şey kulun insanlar arasında bir nurla dolaştığını, iman nuruyla dolaştığını ve Hakk'a bu nurla baktığını fark etmesi. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan Bir Düşünelim sona erdi.